Biz bir üniversite kuruyoruz. Biz bir üniversite kuruyoruz. Ve bu üniversite umuyoruz ki yalnızca 3-5 sene, 10 sene, 20 sene değil 50-100 sene, 200 sene yaşasın istiyoruz. Ve şunu iyi biliyorum ben. Özellikle daha önce kurulmuş olan bir vakıf üniversitesinin ilk yıllarında bulunmuş bir insan olarak söylüyorum. Bir üniversiteyi temelini nasıl atarsanız, nasıl şekillendirirseniz inanın bana en az 25-30 sene öyle gidiyor. Bir jenerasyon daha gelip onda bir değişiklik yapıncaya kadar öyle gidiyor ve 25-30 sene uzun bir süre. Dolayısıyla hata yapmak istemiyoruz. Hata yapmak istemiyorum ben. Uzun vadeli bakıyorum. Yani bizden önce, ben gelmeden önce bir takım çalışmalar yapılmış olabilir. Ama biz vakfımızla desteğiyle bir aslında 7 aylık bir sürece yansıyacak arama konferansı da içine alan bir üniversite tasarımı projesini başlattık. 2013 yılında 3 fakülte, mühendislik ve doğa bilimleri, mimarlık ve işletme fakültelerinde ve bir yüksek okul, yabancı diller yüksek okulunda hazırlık okuluyla eğitim hayatına başlıyoruz. Mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinde endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve inşaat mühendisliğiyle olacak bu yıl. Önümüzdeki sene mutlaka çok arzu ediyorum iyi bir bilgisayar mühendisliği bölümü açacağız. Bu arada arama konferansının sonucuna bakarak da diğer sosyal bölümlere ve hangilerine ve hangi tür özellikle sosyal bölümlere ve fakültelere ihtiyacımızın olacağına karar vereceğiz. Ve bu kararı da uygulamaya çalışacağız. Birçok veri tabanını, üniversitelerin almış olduğu öğrenci profillerini inceledik. Birçok veri tabanına ulaştık. Kendimize bir hedef kitlesi belirledik aslında. Ve bu hedef kitlesine uygun okulları ve şehirleri tespit ettik. Bunları tespit ederken, tespit ettikten sonra o şehirlere en azından öğrencinin ve ailesinin, velisinin davranışını, beklentilerini anlayabilmek için, dünya görüşlerini anlayabilmek için çok değerli antropolog arkadaşlarımızı gönderdik. Onlar aylarca bu seçmiş olduğumuz hedef şehirlerde, incelemelerde bulundular, araştırma yaptılar ve oradan da çok ilginç sonuçlar aldık. Gördüğümüz bu sonuçlar, okumuş olduğumuz bu sonuçlar hakikaten bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çünkü Türk gençliğini, en azından Anadolu gençliğini biraz anladığımızı düşünüyoruz. İki tane kampüsümüz var efendim. Bu kampüslerimizden bir tanesi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif edeceği ve üniversiteler kenti toplantısını gerçekleştireceğimiz bir kültür mirasının üzerinde kurulmuş olan Sümer Kampüsü. Türkiye'nin ilk fabrikalarından, ilk sanayi kuruluşlarından bir tanesi Sümer Bank tesisleri. Yani Sümer Bank deyince insanlar biraz uzak durabilir. Teknolojisi çok eski falan diyebilir. Bence değil. Bence müze olabilecek bir yerde. Yani fabrikalar müzesi olabilecek bir yer. Ve o yüzden de Sümer Bank tesislerinin bir bölümünü, eski tesislerden bir bölümünü fabrika müzesi yapacağız değil mi arkadaşlar? İnşallah. Bir fabrika, Koç Müzesi gibi bir fabrika müzesi. Orada belki Türkiye'nin ilk tornasını göreceksiniz. Orada ilk Türkiye'nin frezesini göreceksiniz. Ne bileyim ben birçok alet edevatını göreceksiniz. Ve yani eski ismiyle Sovyetler Birliği'nin, Rusların yapmış olduğu bir tesis. Hakikaten çok güzel bir tesis. Üniversite Sanayi İşbirliği Arayüzleri, Girişimcilik Merkezleri, Kuluçka merkezleri, sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı alanlar, efendim, müzeler, iki tane müzemiz olacak inşallah. Bunlardan bir tanesi fabrika binasından dönüştürülmüş, o tarihi aletleri, makinaları içeren o müze. Spor tesisleri, fitness ve spor tesisleri, çocukların rahatlıkla dolaşabilecekleri, oynayabilecekleri mekanlar olan alanlar,
demin bahsettiğim gibi. Şehre açık, oldukça açık. İkinci kampüsümüz? Yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta şehre, doğuya yani Malatya yolu üzerinde. Çok daha geniş bir alanda, belki 10 katı daha büyük bir alanda kurulmuş bir kampüs. Burada da, evet burada da şu köprü bina dediğimiz bir şekilde hani üniversitenin de simgesi olarak düşünülebilecek, kabul edilebilecek rektörlük ve öğrenci yaşam merkezlerinin olduğu binayı da içine alacak şekilde bir yapılanmamız var. Kütüphaneler, kütüphanemiz, işte kafeteryalarımız, sosyal yaşam alanlarımız, spor kompleksleri, eğitim fakülteleri, araştırma laboratuvarlarının olduğu bir kampüs.